Lügat demişken bir yanda bakanları, bürokratları saçmalamaya devam ederken diğer yanda ise Sayın Erdoğan artık millete hakaret etmekte yeni yöntemler deniyor. Eskiden dümdüz hakaret ederdi, artık lügatlı sövüyor. Geçen hafta memleketten umudunu kesmek zorunda bıraktığı gençlerimizi hedef aldı. Dedi ki, sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın gözünde çapulculuktan süfliliğe terfi eden gençlerimizi kutluyorum. Henüz size alkışladım ama henüz biz kadınların seviyesine gelemediniz ama yakında onu da başaracağınıza eminim. Özetle Sayın Erdoğan diyor ki gençlerimizin daha iyi bir hayat sürmeyi istemeleri süfli bir hevesmiş. Yani aşağılık bir hevesmiş. Yanlış duymadınız. Üstelik bunu söyleyen bu ülkenin cumhurbaşkanı. Kadınlara sürtük diyebilen bir zihniyetten elbette zarafet beklemiyorum. Ama gencini aşağılık demeye hiç mi utanmıyorsun Sayın Erdoğan? Ayıptır be, ayıptır. Gençlere analarının ak sütü gibi helal olan iyi ve haysiyetli yaşama arzusu süfli bir hevesmiş. Daha iyi bir hayat istemek, huzur istemek, mutluluk istemek, özgürlük istemek aşağılık bir hevesmiş. Hayallerini gerçekleştirebilmeyi, torpilsiz, mülakatsız işe girmeyi istemek aşağılık bir hevesmiş. Peki bu beyefendiye göre süfli olmayan hevesler nedir biliyor musunuz? Mesela Sayın Erdoğan için ihale kovalamak süfli değil. Bilakis son derece asil bir heves. Mesela bol maaşlı atanmış hayatlar peşinden koşmak süfli değil, bilakis fevkalade asil bir heves. Gemiciklere hiç girmeyelim. Hele de lüks arabalar içinde pudra şekeri koklamak hiç süfli değil, tam tersine müthiş asil bir heves. Sayın Erdoğan, bu kadar hakaret, yalan, iftira bir cumhurbaşkanına hiç yakışmıyor. Ülkesinin kadınına sürtük, gencine aşağılık, çiftçisine terörist demek bir cumhurbaşkanına hiç yakışmıyor. Çünkü bu devletin başına laubalilik değil, küfür değil, ciddiyet yakışıyor. Çünkü bu aziz millet zorbalığı değil, şefkati hak ediyor. Çünkü Türkiye süfli bir zihniyetle değil, asaletle yönetilmeyi hak ediyor.